herkesin görmesi lazım. Herkesin çocuğu var. Benim çocuğum olmayabilirdi de arkadaşlar. Yani sizin çocuklarınız da olabilir. Yani bunu... Başka uğurlar olmasın. Başka uğurlar olmasın. Başka kardeşlerimiz burada işkence görmesinler. Başka insanlar görmesin. Yani bunu ancak tarifini bize sormanız lazım. Bizim uykularımız kaçtı. Bizim yani bütün her şeyimiz alt üst oldu. Yani bizim çocuğumuzun bu şekilde öldürülmesi... Bakın arkadaşlar, o kadar küsur verilmemiş. Serum veriliyor. Serum verdikten sonra 8 saat sonra idrarına sırf kan veriyor. Bunu banyoya götürüp suyla vurmaları, bütün içteki, bütün içindeki zaten susuz bırakılmış. İçindeki bütün şeyleri, böbrekleri, ciğerleri, beyin hücreleri hepsi ölmüş. Su verilmemekten. Yani bunu hangi vicdan yapar? Bunu hangi canı yapar? Ya bunlar hangisi yapar? Bunu bir insan yapamaz bunu. Hani bunu bir insan yapması için hani hepimiz burada kendimizi insanlar saymayalım. Bunlar bir insan değil. Yani. İnsan olması için hani adam mı öldürmek lazım? Haşlanmış suyu başına dökmüşler. Haşlanmış suyu dökmüşler kardeşim. Haşlanmış suyu dökmüşler. Yani bunlar bu nedir yani bu? Bir insanın ne yapması lazımdı ki? Yani bunu yapması lazımdı. Ne yapabilir bir asker? Şimdi arkadaşlarıma sordum. Diyor ki abi biz sigara içmiş nöbette sigara görmüşler diye. Yani suçu bu mu olmalıydı? Yani suçu bu. Eğer buysa yeryüzünde hep askerlerin hepsi ölmesi lazım. Bir sigara içmeyle, 5 dakika yatağını düzeltmemeyle, veyahut da içtimayla. Yani bunlar eften puftan, bunlar kanun değil. Bunlar şey değil. Bu iki tane psikopatın eline bırakmışlar. Bunları bu çocuğumuzu bu hale getirmesi. 80 gün boyunca komada yatması. Bakın arkadaşlar. Bakın Uğur'un askere gitmeden önce gemi kursuna gidecekti. Gemi kursuna gitti. Check-up'ı var. Doktorlar teşekkür etti. Bakın ne kadar sağlıklı bir insan olduğunu, ne kadar sağlıklı bir çocuk olduğunu hepinizin gözünün önünde açayım da bakın arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Ne kadar bir sağlıklı bir insan olduğunu hepiniz görün. Bir. İkincisi, yani bunu adli tıp raporunda da çıkacak. Bu zaten herkes biliyor bunu işkenceyi, adam öldürdü. Alalım bir daha tutarsın. Çekin abi. Çekin abi. Tamam, birkaç dakika kalacak. Tamam. Bir 10 dakika buradayız. Tamam. Onları bekleyeceğim ama ben ya kısaca bilgi vereyim. Şimdi bugün arkadaşlar ilk duruşmaydı. Şöyle bir talepte bulunduk mahkemeden. Biz bu mahkemenin görevsiz olduğuna inanıyoruz. Davayı Türkiye'de bir sivil ağır ceza mahkemesinin görmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncemizi paylaştık ve dedik ki eğer bu yargılamada görevsiz kararı vermeyi düşünürseniz bugün veya ileride ifade almamalısınız. Bu kişilerin ifadelerini ilk kez karar verecek olan mahkeme almalı. Tanıkları da karar verecek olan mahkeme dinlemeli. O yüzden bu işlemleri yapmayın dedik. Birinci talebimiz buydu. Mahkeme bu talebimizi kabul etti. Bugün sorguları yapmadı. Hazır bulunan şikayetçilerin, sanıkların, tanıkların ifadelerini almadı. Bu çok önemlidir. Bu talebimizin dayanağı şudur arkadaşlar. Hangi hakim karar verecekse bir dosyada sanığı, tanığı, şikayetçi o hakim dinlemelidir. Ceza yargılaması yüz yüze yapılır. Kanaat oluşturarak yapılır. Bu yüzden burada alınmış ifadeler karar verecek hakimlerin işine yaramazdı. Mahkemenin bu talebimizi kabul etmesi doğru olmuştur, iyi olmuştur. Bir başka talebimiz görevsiz kararı vermeleri konusundaydı. Bu kararı verebilirdi mahkeme. Gerekli koşullar oluşmuştur. Bugün görevsiz karar verilebilirdi. Fakat mahkeme bu kararı bugün vermedi. Yargılamayı 16 Aralık'a erteledi. 16 Aralık önemli bir tarih. Mahkeme tarafından da seçilen bir tarih. İşkenceyle öldürme fiilini en temel faili gardiyan Ayhan'ın
terhisinden sonraya gelen bir tarih. 13'ünde bu kişinin askerliği sona eriyor. Mahkeme bu kişinin askerliğin sona ermesinden sonraki bir güne koydu. Bu da önemlidir. Mahkemenin görevsiz kararı verme düşüncesinde olduğuna inanmak istiyoruz. Çünkü doğrusu budur. Böylece bu talebimizin de kabul edileceğini düşünüyoruz. Bugün bir başka talebimiz kabul edilmedi. Cezaevi komutanı olan, o dönemin cezaevi komutanı olan ve burada görevi ihmal suçundan sanık olarak yargılanan Ayhan yine isimli bir astsubayın. Evet, Ayhan Şentürk. Yakalanmasını istedik. Çünkü Ayhan Şentürk'ün suçu görevi ihmal gibi gösterilmeye çalışılmış. Oysa ki bu işkence suçuna iştirak etmiş bir kişidir. Bir hapishane komutanının sistemli olarak işkence yapılan bir hapishanede işkence yapıldığını bilmemesi mümkün değildir. Ayhan Şentürk burada disiplin cezaevinde işkence yapıldığını biliyordu. Buna göz yumuyordu. Denetim yükümlülüğünü yerine getirmiyordu. Türk Ceza Kanunu 94. maddesi 5. fıkrasıdır bu. Yani ihmal suretiyle işkenceye iştirak etmiştir. Çok ağır bir suçtur. Müebbet hapis cezası gerektirir. Bu yüzden serbest geziyor olmasını yanlış buluyoruz. Sayın Mahkemeden bu kişiyi de yakalamasını istedik. Yakalayıp buraya getirmesini istedik. Fakat şeyinin asker kişi olması ve bulunduğu yerin belli olması nedeniyle bu aşamada reddetti mahkeme. Henüz Uğur'un ölümü bile dosyaya işlenebilmiş değil. Biliyorsunuz komadayken açılmıştı bu dava. Ölümü bile henüz sek maddesi olarak işlenebilmiş değil. Ümit ediyoruz ki Uğur'un öldüğü resmen de mahkeme tarafından öğrenilip yargılama maddeleri değiştirildiğinde bu cezaevi komutanı olan astsubayın da tutuklanmasını sağlarız. Çünkü ağır bir sorumluluğu var ve suçu var. Yine bugün bütün mağdurlar, o dönem Uğur'la birlikte işkence gören bütün mağdurlar katıldılar. Davayı katılıp takip etmek istediklerini, davanın sivil mahkemede görülmesini istediklerini söylediler. Kendilerine işkence yapanların sadece tutuklular olmadığını, başka gardiyanların da işkence yaptığını söylediler. Son derece önemli bir dava. Yani zorunlu askerlik tartışması yapılırken işte zorunlu askerliğin ıslah edilmesi gerekiyor. Zorunlu askerliğin bu zarar verici halden çıkartılması gerekiyor. Bunun için son derece önemli bir dava olduğuna inanıyoruz biz bunun. Yine hem Çağdaş Hukukçular Derneği hem de Türkiye İnsan Hakları Vakfı izleyecek sonuna kadar. Katılmaya da devam edeceğiz hep birlikte. Bütün şikayetçiler, Uğur'un ailesi, zarar gören o dönem orada bulunan herkes. Ve şimdi bırakmayacağız. Ümit ediyoruz bu ülke için de önemli bir dava olur. Artık askerde çocuklarımızın katledilmediği, eziyet görmediği, askerliğin bir böyle bir dehşete yol açmadığı bir işe vesile olur bu dava diye düşünüyoruz. O zaman kaybımız geri gelmeyecek ama belki biraz acımız azalır. Sorumlular cezalandırılınca, ibret olunca belki biraz acımız azalır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi duruşma tutanağını bekliyoruz ve birkaç evran hazırlanmasını bekliyoruz. Avukat arkadaşımız onları olacak. Aydınlığı alabilirim. Selçuk benim ismim. Avukat Selçuk Kozağaçlı. Kozağaçlı. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanıyım. Bu davayı hem derneğimiz adına hem Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına hem de ailenin avukatı olarak takip ediyorum. Teşekkür ediyoruz sizin de ilginize. Ümit ediyoruz sizin de ilginiz devam eder ki gündemde tutabilir. Olayın dedik mahkemeye. Müebbet hapis cezasıyla yargılanması gereken bir kişinin bu aşamada serbest yargılanmaması gerekir. Henüz daha deliller toplanmadı. Birçok asker tanık ve şüpheli var. Bu kişi de rütbeli bir asker. Astsubay. Bunları etki edebilir veya soruşturma kovuşturmayı etkileyebilir. Mahkeme şu aşamada bu talebimizi reddetti. Kaçmış şüphesi yok. Nerede olduğunu biliyoruz. Tamam, dedi. Disiplin, askeri disiplin cezaevinde işkence görülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına katıldı bugün. Esasen iki tutuklu sanık var sadece dosyada. Bunlar erler, yani geçici askerlik görevi yapanlar. Aralarında rütbeli kişi yok. Uğur'un ölümü sırasında bunlar cezaevinde gardiyan olarak bulunan erler, gardiyan olarak görevli olan Fırat ve Ayhan isimleri. Hapishane komutanı bir astsubay, şu anda tayin nedeniyle Türkiye'de bir başka görevde. Bugün duruşmaya katılmadı hapishane komutanı.
Yine bu Fırat ve Ayhan dışında da 4 tane daha er, gardiyan var. Ölümle ve doğrudan işkence yapmakla suçlama iddianameye göre sadece bu iki tutuklu er. Biz bugün şöyle bir programla geldik. Uğur'un ailesi buradaydı. Yine işte Çağdaş Hukukçular Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Teoman Bey ve ben buradaydık. Hukuksal programımız şuydu. Bu mahkemenin davadan elini çekmesini istemek. Görevsizlik talep etmek. Bu biraz tartışmalı bir konu. Terhis olan erler artık sivil olmuş sayılıyorlar. Sivil kişiler askeri mahkemede yargılanmaya devam etsinler mi etmesinler diye bir tartışma var. Askeri suçlarla ilgili bir tartışma var. Birlikte işleyenlerden bir kısmı sivile dönüşmüşse, bir kısmı hala askerse nasıl yürütülecek diye bir tartışma var. Aslında hukuksal olarak karışık bir konu. Ama biz meselenin bu kısmını da değerlendirdik. Bizim talebimiz çok net. İşkenceyle adam öldürme suçu askeri ceza kanununda yer almayan bir suç. Dolayısıyla işkenceyle adam öldürme hiçbir biçimde askeri suç olamaz ve askeri mahkemenin konusu olamaz. Bu tezi savunuyoruz bugün mahkemede. Mahkeme normalde bu talebimizi bugün kabul veya reddedebilirdi. Kabul etmesi için yeterince güçlü dayanaklar sunduğumuzu düşünüyoruz. Emsal kararlar da sunduk. Mahkeme bugün kabul edip bu işten elini çekebilirdi. Fakat değerlendirmeyi uygun gördü. 16 Aralık'a kadar değerlendirecek. 16 Aralık tesadüfi bir tarih değil. En yoğun işkence yapan tutuklu er olan Ayhan'ın size söyleyeyim. Ayhan Aslan'ın 13'ünde fiilen ve hukuken askerliği bitiyor. 13 Aralık'ta. İzinleri düşünüldüğünde aslında Ayhan Aslan zaten izinlerin kullandırılması diye bir şey söz konusu olmadığı için gerçek tersi tarihine sarktı. Mahkemenin bu tarihi bilinçli olarak verdiğini düşünüyoruz. Ve görevsizlik kararı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun da böyle düşündüğünü. Tabii bizim için bugün önemli olan şuydu, mahkemeye de bunu söyledik. Birçok mağdur gelmişti. 12 mağdur buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tanıklar buradaydı. Sanıkların hemen hemen hepsi ikisi dışında buradalardı, hazırdılar. Mahkeme bugün yargılamaya başlayabilirdi, görevsizlik kararı verecekse bile. Çünkü görevsizlik kararı bizim hukukumuzda muhakkak işin en başında verilmesi gereken bir karar değil, her zaman verebilir. Yani karar aşamasına kadar yargılama yapıp karar aşamasında da görevsizlik kararı verebilirdi. İşte bugün bunu yapmaması gerektiğini söyledik mahkemeye ve ısrar ettik. Burada da gerekçemiz şuydu, kararı kim verecekse, bu sanıklar hakkındaki kararı hangi hakim, hangi mahkeme verecekse sanıkları o dinlemelidir. Tanıkları o dinlemelidir, delilleri araştırmalıdır. Doğrudan doğruya yüz yücelik ilkesi nedeniyle siz bu işlemleri yapmayın dedik. Bu talebimiz kabul gördü, bunu önemsiyoruz. Mahkeme bunun kararında da belirtti usul ekonomisi diyerek. Yani eğer görevsizsem bu işleri yapmamam gerekir diyerek. Bunun olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mahkeme tarafından hazırlanan, duruşmaya hazırlık tutanağında, tensip tutanağında bu kişilerin hepsi dinlenmek üzere çağrılmışlardı. Mahkeme bundan bir süre önce bu kişileri dinlemeye karar vermişti anlayacağınız tensip kararıyla. Bugün bundan geri dönmüş oldu, vazgeçmiş oldu. Bunu da önemsiyoruz. İki şey daha söyleyeyim. Hani belki soracağınız bir şey varsa söylesin. Uğur Kantar dosyası başka dosyalarla birlikte, bu yıl görüşülecek başka dosyalarla birlikte, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de görülmüş sivil veya askeri işkenceyle öldürme cezaevinde infaz dosyayla birlikte değerlendirildiğinde çok önemli bir şey işaret ediyor. Kamunun elinde çok büyük bir güç var, devletin elinde. Silahlı bir güç bu, kontrolü çok zor, içe kapalı ve ihlale çok müsait. Temel İnsan hakları ihlalleri yapan bir güç bu. Bütün silahlı kolluk için böyle. Polis için de, asker için de, sahip güvenlik için de, hepsi için. Bu gibi örneklerin üzerine gidilip cezalandırmalar yapılmalı. Ağ açığa çıkartılmalı. Nasıl işliyor? Hapishane müdürleri, müdür yardımcıları,
nasıl örtbas ediliyor, nasıl bunlar olağan karşılanıyor. Eğer bunu baş edemezsek cezaevinde öldürmelere alışmamız gerekir. Engin Çever dosyasında olduğu gibi. Hatta cezaevi katliamlarına alışmak gerekir. 2000'de başımıza geldiği gibi. Yine askerde düzenli ölümler var. Bir kısmı intihar süsü verilmiş, bir kısmı çatışma süsü verilmiş, bir kısmı işte bu şekilde işkenceyle gerçekleştirilmiş. Bunları da durdurmanın ya da etkili biçimde azaltmanın yolu bu davalar. Davayı çok önemsiyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği genel başkanı olarak söylüyorum bunu. Dernek bu davayı önüne koymuş durumda, bu davayla benzeri davaları. Ailenin avukatı olarak söylüyorum, tabii çok büyük bir üzüntü bu. Bu davayı sonuna kadar aile takip edecek. Sadece bu davayı değil, benzeri davaları da. Biz sonuç alacağımıza inanıyoruz. Genel olarak benim değerlendirmem budur. Şimdi 16'sında ne olacak? 16'sında iki ihtimal var. Birinci ihtimal, hakim diyecek ki haklısınız. Askeri mahkemenin işi değil. Alın dosyanızı, sizi gönderiyorum. Neresi yetkili olur? Birkaç ihtimal var. En yakın ağır ceza mahkemesi Adana, Mersin gibi. Ölenin ve öldürenlerin sivildeyken yaşadıkları kentin ağır ceza mahkemesi İstanbul gibi. Yabancı ülkede işlenmiş suçlarda yetkili ağır ceza mahkemesi Ankara gibi. Yani çeşitli ihtimaller olabilir. Mahkeme buna karar verip gönderecek. Hem bu mahkeme hem Adalet Bakanlığı bir karar verecek. Birinci ihtimal bu. Yani 16 son olması lazım. Çünkü dinlenirse dediniz siz, o yargıç karar vermesi gerekir. Doğru, doğru. Yani bu durumda 16'sında bir karar çıkması lazım. Ama ikinci ihtimal de şu, yargıç bize şunu söyleyebilir, askeri yargıçlar. Hayır, biz görevli olduğumuza karar verdik, biz bu davaya bakacağız diyebilirler. O zaman da sorgularla başlayacağız. Yani sanıkların ve tanıkların sorgularının alınmasıyla başlayacağız. Yargılama burada devam edecek. Bu iki ihtimalden birisi. Birinci ihtimal olmasını istiyoruz. Birinci ihtimal gerçekleşirse Türk Ceza Kanunu'nun öngörülen ceza nedir? Ceza Kanunu 94-95. Maddeleri bu işlerle ilgili, 94. maddesinin 5 fıkrası daha doğrusu bu işlerle ilgileniyor. Bunlar müebbet hapis cezası öngören maddeler. Tabii işkencenin sonucuna göre ağırlaşacak bir aralıkta var. İşkence yapmak bir temel suç. Alt sınırdan başlayıp ölüme sebebiyet verildiği zaman ağırlaştırılmış, eski idam cezasına, ağırlaştırılmış müebbet cezasına kadar çıkan bir hüküm zinciri var. Ama eğer bu mahkemenin, askeri mahkemenin gördüğü yerden bakmaya devam ederseniz, 3 yılla 10 yıl arasında cezalarla bu insanların kurtulması mümkün. Askeri mahkeme bakmakta ısrar ederse ve o maddeleri çekmeye çalışırlarsa. Evet, bugün aslında derdi ben de derim ama bir düşünecekler galiba onlarla. Evet, galiba biraz hiç değilse düşünmelerine sebep olduk. Aslında bir de onlara askeri savcılık kararı, 2006'da verilmiş bir başka karardan bir örnek verdik. Cezaevinde öldürmeyle ilgili tamamen görevsiz kabul eden. Bir şey daha söyleyeyim. Hani buraya dışarıdan bu dava için gelmiş olanlar açısından bir kez son derece sıcak karşılandığımızı ve teşekkür de ederek Kıbrıs kamuoyunda bu davaya belli ölçüde ilgi duyduğunu hissettiğimizi ve destek açıklamaları nedeniyle de bütün yani Kıbrıslı ilericilere, dostlarımıza onlara da teşekkür borçlu olduğumuzu söyleyelim. Daha da artması lazım. Yani nasıl Türkiye basınında bunu yükseltmeye çalışıyorsak burada da bu ölümün meydana geldiği bu yerde de bunu yükselmesi lazım. Bunun için de destek bekliyoruz, gayret bekliyoruz elinizden geldiği kadar. Bir, zaten birden fazla kurum ve örgüt bizi desteklemişti ve haberleşmiştik ama o konulardaki bilgiyi rahat verir size. Benden bu kadar. Bu iki üzerinden açıklamayı gönderdim arkadaşlara. Türkiye'deki İnsanlar Vakfı, Helsinki Çağdaş Hukukçular Derneği ve bir ziyaret inisiyatifi olarak bir destek açıklaması yaptık. Çok kısa bir zamanda bu çalışmayı yapmak zorunda hissettik. Çünkü
Bir süredir bu davayı takip etmek için kontaklarımızı kontrol ediyorduk ama maalesef özellikle askeri mahkemenin, TC'nin askeri mahkemesinin buradaki yerlerine ilgili herhangi bir ilgisi olmadığını sıkıntısını yaşadıydık. Şu aşamada davada tarafız. Orantısıyla da ilgili. Önümüzde daha uzun bir süre var. Kamuoyuna mal edilmesi yönünde de daha etkili bir çalışma yapacağız ve bu coğrafyada işlenmiş bir cinayet olduğu için de bizim de artık sorunumuz. Bunu kamuoyuna taşımak için de önümüzde ne yapacağız? Başka sorusu olan arkadaş varsa buyursun. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ettik. Sağ olun. Teşekkür ederim.